Yani ya Gavs'ımızın ya da Haluk Hazretleri'nin bu konudaki söylediği şeyleri toparlayıp ifade etmeye çalışayım size. Birincisi, rabıta diyor en az 15 dakika olacak. Yani onun altındakinden istifade etmek biraz zor. En az 15 dakika. Doktor Ahmet amca çok güzel anlatmış, demişti. İlk 5 dakikada insan kendinden sıyrılır. Sonra dünyadan sıyrılır. Sonra o alması gerekeni alabilecek hale gelir. 3. 5 dakikanın sonunda. Neyi alacaksa onu alacak hale gelir. Şimdi her şeyden önce bir 15 dakika yapmak lazım. İnsana önce zor gibi gelir, 15 dakikanın sıra rabıta yapayım diye. Mesela kitap okumak gibi. Kitap okurken yeni başlayan bir adam 3 sayfa okur. Ya başı ağrır ya uykusu gelir. Ama bir müddet üstünde dursa, devam etse, sonra 300 sayfa da okusa ne uykusu gelir ne başı ağrır. Fark etmez bile kaç sayfa okuduğunu. Rabıtada da ilk başta zor gelir. 15 dakika rabıta nasıl olacak falan filan. Bir hafta. Çok değil. Bir hafta gayret etseniz. Desem ben 15 dakika rabıta yapacağım. Bir haftadan sonra rabıta biter. Üstünden yarım saat vakit geçer, yatsı ezanı okunur, haberiniz olmaz yani. Yatsının okunduğundan haberiniz olmaz, öyle keyifli bir şey. Şimdi rabıtada bir o süre meselesi, 15 dakika. İkincisi, mesela Gavs'ımız bir şey yapıyor, belki görmüşsünüz. Rabıtaya başlarken cebinden bir saatini çıkartıp bakıyor zaten. Arkadaşlar sonra koyuyor, rabıta bittikten sonra bir daha saatini çıkartıp bakıyor. Ne kadar süre yapmışım. Cep telefonu hepimizde var. Mesela 15 dakikayı nasıl tutturacak insan? Bak, estağfurullah çekmeden önce 15 dakika sonrasına kur telefonun saatini, alarmını. Yap rabıtını. Ne zaman da çalışacak? Önemli değil, olsun. Olsun, önemli değil. Yani bir müddet onda kalır, sonra fark etmezsin bile. Bakarsın çalmış, çaldığını bile duymazsın yani. Yok, o da vesvesedir. Yani araya dünyalık şey girdiğinde rabıta insana zarar vermez. Zaten dünyalık şey girmeden rabıta yapabilecek insanlar değildir. Onu beceremez. Şimdi rabıtada oturdu insan, Mürşid-i Kamil'in karşıda oturduğunu düşünüyor. Daha rabıta 25 estağfurullah çektikten sonra şey yapmak lazımmış. İnsan diyecek ki, kurban ben fakirim. Sadatların malı çoktur. Bize himmet edin. Önce bir böyle yalvaracak, istimdat rabıtası yapacak. 2-3 dakika. Diyecek sizin malınız çoktur. Bize himmet edin. Ben rabıtanın ne olduğunu bilmiyorum. Siz emretmişsiniz, biz bu rabıtayı yapıyoruz. Bunun yapılmasından sizin muradınız neyse, himmet edin o murat gerçekleşsin. Rabıtayı siz sofiliğinizde nasıl yapıyorduysanız, himmet edin biz de öyle yapabilelim. Öyle yalvaracak, samimi yalvaracak. Gavs'ımız dedi, Sadat tam sofiye muamele edecek, sofi rabıtayı bırakır. Yani şeyhin ruhaniyeti o anda sofinin üzerinde bir muamele yapar. Tam o başlayacak, sofi rabıtayı bırakır. Ne 5 dakika sonra da murat, öyle olmayacak. Süresi önemli. O başında 2-3 dakika öyle bir istimdadi yalvaracak. Diyecek kurban bana himmet. Ben fakirim. Bu bizzat kendi ifadesi. 3 defa bunu söyledi. Diyecek ben fakirim, ben fakirim, ben fakirim. Sadatların malı çoktur. Ne olur bana himmet. Ben sizin emrettiğiniz gibi bu rabıtayı yapabileyim. Rabıta nedir ben bilmiyorum. Yalvaracak yani. Samimi yalvaracak. Ondan sonra karşısında diyorlar bir tahtta oturuyor. Bir 3-4 dakika kadar onu düşünür. Yani Gavs'ımız bir tahtta oturuyor, gökyüzünden nur yağıyor üstüne ve iki kaşının arasından da bir nur çıkıyor. Mesela o nuru tarif ederken derler ki serçe parmağı kalınlığında bilir. Gavs'ımız demiş öyle değil. Oluk oluk gibidir. Düşünebildiği gibi düşünsün. Yani serçe parmağı diye kendini kısıtlama. Yani kov gibi böyle geliyor ya da oluk oluk geliyor, derya gibi geliyor. Nasıl düşünüyorsun? O iki kaşının arasından çıkıyor, bize geliyor. Şimdi önce 3-4 dakika sadece bunu düşünmek lazım. Sadat karşıda oturuyor, yukarıdan üstüne nur yağıyor, iki kaşının arasından da bir nur çıkıyor. 3-4 dakika sadece bunu düşünüyor, başka bir şey yok. Onu oturttuktan sonra o nurun
kendisine geldiğini bu defa düşünmeye çalışacak. 3-4 dakikada onu düşünecek. O nur kavsatlarından çıktı, bizim iki kaşımızın arasından girdi. Orada da iki kaş arası şaktı. Kavsumuz dedi, sofiler onu dedi zor yapıyor. Yani buradan nasıl nur gitsin? Onun için ağızdan geliyor diye düşünebilir. Ya da direkt kalbine geldiğini de düşünebilir. Üçü de olur. Hangisi sana uygunsa, ya buradan gelir, ya ağızdan gelir, ya buradan gelir. Onu da o şekilde düşünecek. Şimdi 2-3 dakika istimdat için yalvardı. 2-3 dakika öyle o şeyde oturduğunu düşündü. Tahta üzerine nur yağdığını, iki kaşın arasından nur çıktığını. Ondan sonra buradan nurun girdiğini düşünecek. İşte orada öbürlerini bırakacak artık. Ne istimdadi yalvarma var, ne kavsatları karşımda oturuyor diye düşünecek. Nur buradan girdikten sonra onunla meşgul olacak. Anladın mı? Diğerleri yok. Yani oradan öyle geliyor, ondan ona geliyor, ondan bana geliyor, o yok. Buradan kendi içine aldıktan sonra nuru, ya da buradan, ya da buradan görüntüyü bırakacak, görüntüye takılmayacak. O nuru içine aldıktan sonra Kavs Hazretlerini ayan beyan karşısında görse bile dönüp bakmayacak. Tamam, yani rabıta şey zannediyor, şeyhin suretini tam görmek. Renkli bir şekilde Kavs Hazretleri karşımdaymış gibi göreyim. Bu değil rabıta. Rabıtadan gaye o nuru almak. Resul-i Ekrem Efendimiz dua ediyor, diyor, ya Rabbi beni nur eyle. Beni nur eyle. O sadatın füyuzatından istifade. O nuru alıyorsun kendi içine, yani Kavs Hazretlerini içine almak gibi bir şey. Kendi içine almak gibi bir şey. Ondan sonra o nur geldi, içeri girdi. Bu defa kalp. Kalp diyor, keklik yumurtası gibi bir şeydir. O manevi katledimiz, Kavs'ımız buyurmuş, o nurdur. O kalp nurdur. İşlemen gülahlar, şunlar bunlar ne yapıyor? Onun üzerinde her biri bir leke yapıyor. Üstünde bir şey oluşturuyor. Noktacıklar, siyah şeyler. O kalbin diyor bir kapağı vardır. Kalp böyle keklik yumurtası gibi bir şey düşün. Manevi kalp kapağı vardır. Açılır. Üstü leke. En son nuru getirdin. O nur kalbin üzerinde dolaşır. Üstünde dolaştıkça bu defa demiş, o ne diyorlar ona? Yerde kalebodurların filan üstünlüğü, lekeyi böyle bir fırçayla cif mif döküyor, bunlar ne yapıyorlar, çekiyorlar ya, tertemiz oluyor. Aynı onun gibi, o nur kalbin neresinde dolaşsa oradaki noktacıkları kaldırıyor. O siyah noktalar, günah noktaları gidiyor, kalp bembeyaz nur haline geliyor. Oradan sonra mesela kapağını açıyor. Yani işte o kapağı açtığını düşünmesen de olur. İçine, bu defa kalbin içine nur doluyor. O nur doluyor, doluyor, doluyor. Kalp bembeyaz nur oluyor, asliyetine dönüyor. Buyurmuş, aynı kalbin kan pompalaması gibi o da nur pompalar. Şimdi o içi dolduktan sonra başlıyor onu pompalamaya. Nereye? İliklerimize, hücrelerimize, zerrelerimize, damarların içine, bütün vücuda o nuru yayıyor. Son 5-6 dakikada, 15 dakika diye düşünürsek, sürekli bununla meşgul olmak lazım. O kalbe doldu, en son kalbinde bütün vücuda yayıldı, onunla meşgul olmak. Yani kendi içine nuru aldıktan sonra görüntüyle uğraşmamak lazım. Kavsumuz karşımızda oturuyor, şöyle böyle değil. Çünkü orada oturtmaktan gaye o nuru içeri almak. Nuru buradan aldığın anda o görüntüyü bırakacaksın, bu defa bununla meşgul olacaksın. O nurla meşgul olacaksın. Bak bir hafta süre değişebilir. Birinde 10 gün olur, birinde 5 gün olur. Bu rabıtayı bu şekilde yapın. Yani akşam namazını cemaatle kıl, rabıtaya otur 10 gün sonra. Sen rabıtadan kalkmadan yatsı oku. O hazzı aldığın anda bırakamazsın sen. Rahmet Seyyid Hazretleri zamanında özellikle mübarek demiş, rabıta erdiricidir. Rabıta bildiricidir, rabıta buldurucudur. O rabıta acayip bir şey. Onun keyfiyeti. Şimdi şu söylediğimiz de zahir bir rabıta, taklit bir rabıta. İnsan bunu yapa 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 rabıtanın tahkikine yol gidecek, hakikatine yol gidecek. Artık o nasıl bir şeydir? Onu da diyeceğim ki, hani yaşarsanız anlatın biz de bilelim, ama o da anlatılmaz herhalde. O öyle bir şey, başka bir şey. Şey gaye değildir, bir şey görmek, etmek falan filan şart değildir. Uçmak, kaçmak gerekmez rabıtada. Şeyhin dizine, dibine gidip şunu sordum, bunu ettim falan filan, onun halidir, onu ilgilendiriyor, o önemli değil. Efendim, şöyle oldu böyle, o da mühim değil. Hiçbir şey göremiyorum, o da mühim değil. Bir şey görmek de gerek. Birisi demiş, ulan gözümü kapatıyorum demiş, rabıtada siyah bir şey görüyorum demiş ki, o siyahlık da ben. O da o. Mesela o niyetle öyle oturmak.
niyetle Allah için oturup o rabıtayı Allah rızası için yapmak.